Vallahi hakemi izledik. Hakemden ziyade kalecilerini izledik. Yani futbolda ya zaman geçirmeye 80. dakikada kart verilmemesi lazım. Ya bunu daha erkenden vermesi lazım. 20. dakikada, 21. dakikada vereceksin. Yani bu televizyon yorumcuları da artık bunu televizyonda ya Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı falan yok bunun. Diyecek ki 20. dakikada vereceksin. Ya MHK söyleyecek, ya federasyon söyleyecek, ya yorumcular bunun üstüne gidecekler, söyleyecekler. Yani var niye var? Taraftar bir tepki gösteriyor. VAR'a git. Hani bir şey varsa çıkar zaten. VAR'a da gitmiyorsun. Net penaltı. Biz telefondan görüyoruz, açıyoruz, bakıyoruz. Bize göre penaltı böyle diyor. Adamın eli böyle. Yani bunları önüne geçmeleri lazım. Yoksa kimse stada da gelmez. Maçı da izlemez. Tamam mı? Kaybeden Türkiye kaybeder. Takımda başarı da olmaz bu şekilde. Kimdi ya? Yani hakemi izliyoruz. Başka bir şey izlemiyoruz ki. Televizyon pardon. Ya bizim eksikliğimiz Galatasaray maçından yani Galatasaray maçındaki gibi biraz etkili oynayamadık ama yani bizim penaltı pozisyonunda ya da diğer kararlarında hakemin bu Fenerbahçeli futbolcuların direncini kırıyor. Tamam eksiğimiz var. Hani Moses, Rodriguez, Hasan Ali vesaire tamam bizim eksiklerimiz ama sen bizim kötü oyunumuza yani ne de olsa kötü oynuyor hani ben idare edeyim diyemezsin. Sen penaltıysa vereceksin, kornerse vereceksin. Yani sen bizim oyunumuzu kesemezsin ki. Yani bugün herkes izlesin maçı, Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da şu maçı izlesin, elini vicdanına koysun desin ki hakem maçı nasıl yönetti. Kimse memnun değil. Şey şimdi Cuma günü burada maç olacak, Türkiye maçı olacak Cuma günü. Türkiye'den de, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Avrupa'dan kimse de bu şekilde bir başarı beklemesin. Çünkü hakemcilerin hepsi eyyamcı. Yani en başta da Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. Daha ne diyeceksin ki? Çok güzel bir maç olmadı, onu baştan söyleyeyim. Her yönüyle kötüydü. Yani teknik direktörüyle de, sahadaki futbolcusuyla da ama başta da hakemleriyle. Yani bunu ön plana çıkartmak lazım. Gazeteler nasıl bir başlık açtı Galatasaray maçından sonra? Muhteşem mağlubiyet diye. Düşünebiliyor musunuz? Bakın muhteşem mağlubiyet. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Yani ey hakemler bu Galatasaray'ı lütfen devam edin. Bir 3 Temmuz kumpası yapıldı. Bunun üzerine özellikle durmak lazım. Bakın televizyonlarda tümünde nelerden bahsediliyor? Ülke puanının ciddi bir şekilde düştüğünü ve bundan sonra Avrupa'ya gidecek takımlarımızın ciddi bir şekilde ön eleme oynaması gerektiğinden bahsediyor. Galatasaray gidiyor puanı yok. Beşiktaş gidiyor puanı yok. Trabzon'u 1-2 puan alınabiliyor. Başakşehir yok. Eğer siz adaleti yerinde yapmazsanız sonucunuz daha da kötü olur. Acaba Türk futbolu bu hale niye geldi? 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye o kumpas yapılmasaydı şu anda belki de bir Real'lerle ve Manchester United'larla Fenerbahçe'nin ismi anılırdı. Ve bence Türk futbolunun çıkışı, yıkılışı da oradadır. O tarihtir. Bunun üzerine kimse gitmedi. Kurşunlanır. Örneğin otobüs kurşunlanır. Ses yok. Nerede ya? Otobüsü kurşunlanır nerede? Adam tweet atıyor. Bir tweet atıyor. Hop içeridesin değil mi? Ya böyle bir ülkedeyiz. Böyle bir ülkeye de böyle bir futbol. İntelektüel yetersizliği. Açık ve ne söyleyeyim ben bunu. Birazcık Fenerbahçe takımına, Fenerbahçe Ersun İnanal'a aç geliyor. Bunu kabul etmek lazım. Sen hem Galatasaray maçına ve Antalya Spor maçına aynı takımla çıkıyorsan oturup şapkayı onunla koyman lazım kardeşim ya. Mevlüt'ü 82'de alan bir teknik direktörde ben ne beklerim ya. Öyle değil mi? Isla da bu kadar ısrar. Yani neyin nesi? Bir orta yapamıyor. Gerektiğinde üçlüye döneceksin. Gerektiğinde bir şeyler yapacaksın. Yani gol için bir şeyler yapman lazım. Ama ne yaptı? Seyretti. O da bizim gibi seyrediyor yani. Kabul etmek lazım. Genç kaleci bir tane kurtardı değil mi? 2-0 oluyordu neredeyse. Durum öyleydi. 90 dakika tek gol oynadık. Ama artık bütün takımlar öğrendi nasıl top oynadığımızı. Vedat Muriç tek santrafor. Bütün takımlar kilitliyor. 18'in üstüne kadar geliyoruz. Pozisyon yok. Yani böyle çok müsaade ediyor. Böyle anca buraya kadar gidersin. Yani. Yatak gibi anca buraya kadar gidersin. Bir tane de verilmeyen penaltı var. Belki verilse oyunun şekli değişecek. Bu kadar yapacak bir şey yok. Arkadaşımın düşüncelerine katılıyorum ve hakemler çok müsamaha gösteriyor. Rakip takıma karşı gelen yatıyor. Bunun bir sonucu olması lazım. Yani artık bunun bir çözüm bulmaları lazım. Sürekli yatıyorlar. Hakemlere bir tepki yok. Yani ne olacak bilmiyoruz. Taraftarın sabrı taşıyor artık. Kötü bir maç oldu Fenerbahçe açısından. Yanlış kadroyla başladı bir kere. İkincisi oyuncu değiştirmeleri yanlış. Hocanın bir an önce gitmesi lazım. En büyük eksiklik hocanın yanlış kadrosu. Takımda beyin yok. Beyinsizlik. O kadar. Tek taraflı bir maç oldu ama bir hatadan gol gitti. Umudumuz var hala. Sadece teknik direktörün zamanında yapacağı düzenlemelere bağlı bu iş. Yoksa bütün hata
görünen o ki yani geçen haftada tutuk olan Ozan artı Tolga Ciğerci yine aynı yerlerinde. Yani alternatif aranmıyor. Zanka aynı hataları hala yapıyor. Yani ne bileyim ben yeni bir alternatifler bir şeyler bu devre arasında bu yapılması lazım en azından. En büyük eksikliği hala işte kanatlar çalışmıyor. Kanatlar çalışmadı. Geçen Galatasaray maçında da görüldü aslında. İyi falan dendi ama Ozan işte orta yapmaktan bile acizler takım. Kanatlar çalışmayınca da ortadan da delemediler. Emre'nin de işte tek başına Emre ile de olmuyor bu iş. Bir de takım komple de genelde gününde değildi bugün ya. Vallahi hakem tek kelimeyle bizi yedi. Yedi yani başka bir şey demiyorum. Takım kötü. Ama yani ayıp ya. Ayıp o kadar insan yazık günah çoluğunu çocuğunu bırakıyor geliyor buraya. Ya günah yani başka bir şey demiyorum. Hakem yani. Ha takım gerçekten kötü ona bir şey demiyorum. Ama hakem de vermeden yedi biz yani. Yedi yani. Vallahi çok sıkıntılı maç oldu. Bu sezonun en kötü maçı oynadık. Yani aslında iyi oynadık gibi gözüküyor ama kanatları olmadığı için maalesef hiçbir şekilde atak geliştiremedik. Ceza sahası içinden 3-4 tane net gol kırısını kaçırdık. Bir tane %100 penaltımız verilmedi. Tabii burada Ersun Yunan sağ olsun Zayis oynayarak takımın ileri gitmesini de biraz etkiledi. Yani Vedat da çok yalnız kaldı. Tamamen eksiklerden kaynaklanıyor. İnşallah kanatlar düzenli geldikten sonra bir dahaki maçlara daha iyi olacağız. 15 gün sonra, lig arasından sonra. Umarım daha iyi olacağız. Bütün takdir haklarını Antalya'dan yönü kullandı. Yani biz sanki deplasmandaymış gibi. Penaltıyı vermedi. Yani tekrarını da izledik. %100 penaltı. Hakem yorumlarına baktık. Onlar da hepsi penaltı söyledi. Çoğu faali atakları kesti. Çizgideki pozisyonları vermedi. Onun da tabii biraz katkısı oldu. Abi, tabii o hakeme bağlamak lazım ama o penaltıyı verse belki her şey değişecekti. Vallahi fizik güç olarak Fener çok düşük. Yani Ersun Yanal ne kadar götürecek bu işi bilmiyorum. Yani fizik olarak çok kötü Fenerbahçe. Her an bayılacakmış gibi oynuyor futbolcular yani. Güven vermiyor hiçbir şekilde. Koordine, yani koordine değil takım. Topu alan hani ne yapacağını şaşırıyor. Biz hissediyoruz tribünde bunu. Topu alıyor, hani kim boşsa ona vermeye çalışıyor. Bir sistem, taktik yok. Ersun Yanal'ın klasik hücum futbolu. Başka bir taktik bildiği yok Ersun Yanal'ın. Hücum oynasın takım. İşte bir şeyler yapıyor gibi görünsün. Yenilirse de alkışlasın taraftar. Öyle bir şey yok ama. Dünya futbolunda artık öyle bir şey yok. Taktik olacak, teknik olacak, plan olacak. Yeri geliyor 11 kişi defans yapıyor Barcelona, Inter. Ersun Yanal'ın takımlarına bakıyorsun. Sadece Fenerbahçe değil yani. Trabzon olsun, diğer çalıştırdığı takımlar olsun. Hurra hücum. Öyle bir şey yok ama. Ya maç güzel oldu. Aslında Fenerbahçe bastı ama yani ben Ersun Yanal'ı buradan eleştiri yapmak istiyorum. Yani Deniz Sürüç gibi bir adam orada ilk 11 başlar yani. Ya olmadı Ferdi Kadıoğlu'nu al Dolga yani yanlış mevkisinde top adam götüremiyor. Ferdi al iki çalım yapar orta açar. Deniz Sürüç var orada onu 60'la oyuna alıyorsun. E baktın gol olmuyor çıkar defansı çift forvete dön Mevlüt'ü al. Yani bu hatalarında bence bu Ersun Yanal'a yazar bu maç. Ya ben izledim şimdi bir penaltı pozisyonu var yani net pozisyon. Net penaltı yani bu var kim var bilmiyorum var da bilmiyorum ama yani... Artık niye aramayalım bir yere kadar ama bu net ya böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok yani bunu vereceksin abi. Gör niye vermiyorsun ki? Nereden emir alıyorsun yani? Bunun çünkü başka bir açıklaması yok. Net. Abi öncelikle ben çok farklı şeyler bekliyordum. Hani ofansif açısından daha baskılı oynarız diye düşündüm ama ilk yarıda başladığımız hani bu defans hatasından dolayı yediğimiz bir gol var. Hani ben Ersun Can'ın şu soruma cevap vermesini bekliyorum. Hani Serdar Aziz'den veya da Sadık'ın ne eksik? Hani biz defans açısından Zanka ile başlıyoruz veya da Jason ile başlıyoruz. Niye bir hani bir şeyimiz var? Diğer ataklarda hani ben Zayis'in oyuna girmesini yanlış buluyorum. Hani daha ofansif açısından Denizli ile başlamasını bekliyordum ama beklediğim gibi olmadı. Yani beklediğim gibi mağlubiyet değil açıkçası. Üzgünüm sonuçta. Hakem hatası var desek ya bu ilk yarıdaki penaltı pozisyonu ben %100 penaltı diyorum ama hakem vara bile gitmedi. Değişik şey yani anlamış değilim yani. Maç güzeldi aslında ama bazen istediğimiz gibi olmuyor. Olmayabilir de tabii ki normal bir şeydir bu. Hakemin bariz pozisyonları vermemesi mesela penaltıyı vermemesi %100'lük bir pozisyon çünkü. VAR'a gitmesi gerekiyordu mesela bu maçın dönüm noktası olabilirdi belki de bizler için. Olmadı sağlık olsun diyelim. Yine de bu taraftarlar yense de yenilse de tekrardan kalbimiz Fenerbahçe'den yana. Valla aslında 90 dakika tek kale oynadık. Saçma sapan bir hatadan dolayı bir gol yedik. Daha sonrasında da kalecinin de biraz çirkefliği açıkçası. Yani futbol böyle oynanmaz.
Dolayısıyla 90 dakika tek kale oynadık ama golü bulamadık. Gol yollarında biraz etkisizlik. Ama takım umut vaat ediyor tabii ki de. Geçen sene nazaran çok daha iyi. Böyle giderse şampiyonluğu zaten tek adayız. Yani Galatasaray, Beşiktaş'a, diğer takımlara baktığımız zaman onlardan daha iyi olduğumuzu gösterdik bugün. Zaten diğer şu andaki lider takım işte Alanya Spor olsun, Antalya Spor olsun. Hani son güne kadar bu şampiyonluk yarışını sürdüremezler. Biz bunların yanında en iyi takımlardan bir tanesi olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluğu da tek adayız açıkçası. Evet. İsla biraz bugün kötü oynadı. İsla'nın 90 dakika böyle oynamasını beklemiyordum. Sakatlıktan da yeni çıktı. Sağlık olsun diyoruz.